Merhaba değerli izleyenler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önce FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında il ablası olarak değerlendirilen 5 kadın gözaltına alınırken 9 polis ve 1 hakim tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında il ablası olarak değerlendirilen 5 kadın gözaltına alınırken 9 polis ve 1 hakim tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Erzurum genelinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında bu hafta içerisinde 50 polisten 21 hakkında gözaltı işlemi devam etti. 12 polis görevlisi hakkında yakalama kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 17 polis görevlisinden 9'u hakkında tutuklama kararı verilirken 8 hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. 32 öğretmenden 11'i hakkında gözaltı işlemi devam ederken adliyeye sevk edilen 21 öğretmenin 16'sı tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 2 hakimden 1'i hakkında tutuklama kararı verilirken 1 kadın hakim hakkında delil ve sağlık gerekçesiyle adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Ayrıca aralarında zabıt katibi, icra müdürü ve memurlar bulunan 13 adliye personeli adliyeye sevk edilirken 1'i hakkında tutuklama, 12'si hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Öte yandan dün yapılan operasyonlarda örgütün il ablası olduğu değerlendirilen 5 kişi, 1 üsteğmen ve 2 assubay gözaltına alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü binasının yakınındaki çöp konteynerinin yanına bırakılan ve bombayı andıran düzenek emniyeti harekete geçirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün yakınındaki çöp konteynerinin yanına bırakılan ve bombayı andıran düzenek emniyeti harekete geçirdi. Geniş güvenlik önlemleri alınarak imha edilen düzeneği bir vatandaşın çay içerek izlemesi ise dikkat çekti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve polis evinin karşısında bulunan çöp konteynerinin kenarına bırakılan, bantlanmış şekilde bombayı andıran düzenek polisi harekete geçirdi. İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından bölgeye emniyet şeridi çekildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne çıkan İsmet Paşa Caddesi trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı. Düzeneği gördükten sonra izlemeye başlayan ve cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşları polisler bölgeden uzaklaştırdı. Bu esnada bir vatandaş da olayı çay içerek rahat bir tavırla izledi. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından şüpheli düzenek fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültüyle düzeneğin patlatılmasının ardından caddenin trafiğe açılmasıyla hayat normale döndü. Bombayı andıran düzeneği oraya bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken MOBESE kamerasını da incelemeye aldı. Erzurum'da oto tamircisinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklu yargılanan 3 çocuk babası zanlı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir oto tamircisinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklu yargılanan 3 çocuk babası şahıs 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay geçtiğimiz yıl Yakutiye ilçesinde oto tamir dükkanında yaşandı. Dükkanda çırak olarak çalışan 13 yaşındaki YD'ye cep telefonundan cinsel içerikli görüntüler izlettiren oto tamircisi AT, 13 yaşındaki YD'ye tehditle cinsel istismarda bulundu. Çocuğun cinsel istismara uğradığını ailesinin anlatması üzerine polise giderek şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınan AT çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine kondu. Karar duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen AT, "Ben de mağdur durumdayım, suçlamaları kabul etmiyorum, bana iftira attı," dedi. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan AT'yi Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının 103 Taksim 1 maddesi kapsamında
çocuğun cinsel istismarı, hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme AT'ye verilen hapis cezası hükmüyle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tüketici Mahkemesi 27 liralık kullanım bedeline karşılık değişik giderler altında istenen 547 lira elektrik faturasının ödenmesi için yapılan başvuruyu kabul etti. Bir polis memuru kirada oturduğu daire için 17 Ekim 2016 son ödeme tarihli 547 lira 80 kuruş tutarında fatura yollandı. Bir önceki elektrik faturası 34 lira gelen polis memuruna Ekim ayı faturasında enerji bedelinin 27 lira 33 kuruş, aktif kalemin 297 lira 32 kuruş, dağıtım bedelinin 113 lira 63 kuruş, enerji fonunun 3 lira 25 kuruş, TRT payının 6 lira 49 kuruş ve BTV tutarının da 16 lira 23 kuruş olarak görünmesi üzerine avukatı aracılığıyla Bakırköy Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Avukat Ümit Mike, Bakırköy Tüketici Mahkemesi'ne müvekkili Mehmet Doğdu adına ihtiyati tedbirli talepli menfi tespit davası açtı. Dilekçede enerji bedeli olarak görünen 27 lira 33 kuruşluk tutara itiraz olmadığını belirterek, İtirazın kalan tutarı olduğu, tutarının hatalı ve yanlış olabileceği düşünülerek elektrik idaresi ile görüşüldüğü ancak sonuç alınamadığı bildirildi. Avukat Mike dilekçesinde müvekkili Mehmet Doğdu'nun ödemesi gereken tutarın yeniden hesaplanması gerektiğini, elektrik idaresinin yaygın uygulamasının faturanın ödenmemesi durumunda hemen elektriğin kesilmesi olduğunu anlatarak, İdari ile aralarındaki itilaf çözülene kadar müvekkilinin elektriğinin kesilmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve müvekkilinin faturada tahakkuk ettirilen 547 lira 80 kuruşluk borcunu da olmadığının tespitine karar verilmesini istedi. Avukat Mike aynı mahkemeye ayrıca dağıtım şirketinden 4000 lira manevi tazminat talebinde de bulundu. Bakırköy 4. Tüketici Mahkemesi Hakimi Aslı Tanrıverdi, 14 Ekim 2016 tarihli kararıyla son ödeme günü 17 Ekim 2016 olan 547 lira 80 kuruşluk faturanın ödenmemesi durumunda davacının elektriğinin kesilmemesine, kesilmiş ise tekrar bağlanması için ihtiyati tedbir kararı verdi. Polis memuru Mehmet Doğdu'nun avukatı Ümit Mike, karar üzerine yaptığı açıklamada, faturanın tahakkuk ettirildiği dönemde müvekkilinin evde dahi olmadığını ifade ederek şunları kaydetti. Müvekkilimin ailesi memlekette. Bir önceki fatura 34 lira, bahsettiğimiz fatura 27 lira ama 547 lira tahakkuk ettiriliyor. Aktif kullanım bedeli, dağıtım bedeli adı altında 547 liraya tamamlanmış. Bu fatura tahakkuk ettirildikten sonra hiç vakit kaybetmeden tüketici mahkemesine tedbir talepli olarak başvurduk. Tedbiren durdurma kararı talebinde bulunduk ve belki de Türk hukuk tarihinde ilk kez henüz fatura tarihi vadesi gelmeden mahkeme tedbir kararı verdi. Son ödeme tarihinden önce ödeme tarihi gelmeden mahkeme talebimizi haklı görerek tedbir kararı vermiş oldu. Serbest piyasada 200 liradan alınan çeyrek altın 205 liradan satılıyor. Serbest piyasada altının gramında herhangi bir değişiklik olmazken İstanbul Kapalı Çarşı'da 125.25 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 125.40 liradan 824 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 839 liradan 114 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 118 liradan, 807 liradan alınan lira tam zinet altın 822 liradan, 401 liradan alınan yarım zinet 411 liradan, 200 liradan alınan çeyrek zinet 205 liradan satılıyor. Öte yandan dolardaki inişli çıkışlı seyir bir aylık süreçte altın piyasasını da olumsuz etkiledi. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımı Kocaeli Birlikspor'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 2. Lig Beyaz grupta Kocaeli Birlik Spor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Kocaeli Birlik Spor'un yeni teknik direktörü Fatih Akel, takımı ile çıktığı ilk karşılaşmadan 1 puan aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Mavi Beyazlı ekip, 35. dakikada Kürşat Ergo'nun kullandığı korner atışına iyi yükselen rakip takımın oyuncusu Onur Garip'in kafa vuruşunda yerden seken top kaleci Ramazan Evren'in solundan filelere gitti. 54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Savaş'ın ortasında topla buluşan Doğancan Otman'ın vuruşunda top filelere gitti. Skor 1-1'e geldi. 69. dakikada rakibine sert faul yapan Ferit İkinci, sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 72. dakikada hakemin verdiği karara itiraz eden Onur Garip, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Şehirler ve Kültürler Yörelerimiz projesi kapsamında Erzurum'da üniversite eğitimine yeni başlayan kız öğrencilere yönelik ücretsiz buz pateni kursu verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Şehirler ve Kültürler Yörelerimiz projesi kapsamında Erzurum'da üniversite eğitimine yeni başlayan kız öğrencilere yönelik ücretsiz buz pateni kursu verildi. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile KYK Müdürlüğü üniversite 1. sınıf öğrencilerini buz pateni ile tanıştırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü önemli projelerden biri olan Şehirler ve Kültürler Yörelerimiz projesi kapsamında Erzurum'da üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik ücretsiz buz pateni kursu düzenlendi. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa organize ettiği ücretsiz buz pateni kursuna bayan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Erzurum Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün otobüsleriyle KYK'da kalan ve Atatürk Üniversitesi ile ETÜ'de eğitim gören üniversite 1. sınıf öğrencileri 500 kişilik buz hokeyi salonuna taşıyor. Burada öğrencilere buz pateni eğitimi veriliyor. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 2 ay boyunca devam edecek etkinlikte Şehirler ve Kültürler Yörelerimiz projesi sayesinde 800 üniversite öğrencisine ücretsiz buz pateni kursu verileceklerini söyledi. Taşkesenligil, Erzurum kış mevsiminin en uzun yaşandığı iller arasında yer alıyor. Burada il müdürlüğümüze ait buz salonlarında üniversite öğrencilerinin faydalanması için böyle bir çalışma başlattık. İnanıyorum ki öğrenciler kış mevsiminde Erzurum'dan şikayetçi olmak yerine spor yaparak zevk alacaklar. Memleketlerine gittiklerinde buz pateni bilen bireyler olarak ailelerine ve arkadaşlarına güzel şeyler anlatacaklar, dedi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.